Ne? Sadece bu kadar mı? Hayır, hayır. Hemen olumsuz düşünmüyorum. Açıkçası şaşırdım. Ben daha çok satabileceğini düşünmüştüm. Haklısınız. En iyisi biraz daha beklemek. Moral bozmaya gerek yok. Görüşürüz. Gazetecilerle konuştum Levent Bey. Hasret Hanım'ın röportajı için mekan ayarlandı. Tamam Sevgi. Yönetmenle de konuşur musun? Klibi hemen kanala teslim etmek istiyorum. Acele etsin. Şimdi arıyorum Levent Bey. Bu sana çok yardımcı olur. Sadece bu mu? Bir de bu. Ve bu ikisi. Bir de bu. Bu kitaplarda testler, alıştırmalar, örnekler, her şey var. Konuları dolu dolu anlatmışlar. Belli. Bu. Bir de bu. Cep sözlüğü. Her an ihtiyacın olabilir. Ağır olmadı değil mi? Yo, gayet iyi. Çocuklarla anlaşıp bana oyun oynadığını öğrendim Gülnaz. O alçak Süleyman'ın çocukları hem senden hem benden para kırpmış. Hem seçimde ben önde değilmişim, sen öndeymişsin. Günaydın. Çiçeğim gel ne olur yapma, şundan vazgeç artık ya. Çok uzadı bu mevzu ya. Ya ben vazgeçmiyorum, sen vazgeç. Allah'ım yarabbim. Gülnaz benim bir itibarım var. Ne? Tamam peki. Senin de itibarın var. Anlaştık mı? Oldu mu? Bırakacaksın mı? Bırakmayacağım. Bırakmaya da hiç niyetim yok. Ya bu Nizam'ı yarının alay konusu olacağım ba. Of! Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız hocam? İyiyim ben de. Girin. Girin dedim. Geç kalıyorum diye acele ettim. Tam merdivenlerde torbam yırtıldı, kitaplar düştü. Ben de kapıyı açamadım. Kitaplar ne? Ceren verdi Fransızca için. Onur, yardım eder misin Hasret'e? Tabii hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hasret şimdi de Fransızca öğrenmeye başlıyor. Hayatımda onun kadar hırslı birini görmedim. Hiç düşünmeden bir sürü yükün altına giriyor. Becerir miyim, beceremez miyim diye bakmıyor. Konuyu adeta bir inat haline getirip devamlı çalışıyor. Bence Hasret'in bu inatçı kişiliği hepimize örnek olmalı. Tebrikler Hasret. Gerçekten bravo. Teşekkür ederim.